Herkese merhabalar, ben Işıl. Ben Işıl, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Annelise Michel olarak bilinen Anne Elizabeth Michel'in hikayesini anlatacağız. Hatta bu genç kızın hikayesinden ilham alınarak 2005 yılında Exorcism of Emily Rose, yani Şeytan Çarpması isimli filmde uyarlanmıştır. Şeytan Çarpması. Tamam. Bu gerçekten yaşanmış bir olay. Hatta kayıtları da var. Eminim vardır. Var. Her şeyin ötesinde mahkemeye bile giden bir olay. Şeytana mı dava açmışlar? Annelise Michel, 1952 yılında Batı Almanya, Bavarya'da çok katı bir Katolik ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğal olarak kendisi de çok dindar olarak yetiştirildi. Haftada iki kere kiliseye gidiyordu. İnsanlar onu çok akıllı ve sevecen biri olarak tanımlamaktaydı. Eylül 1968'de 16 yaşındayken ilk krizini geçirdi ve bilincini kaybetti. Bilinci yerine geldiğinde sanki birisi ya da bir şeyin onun göğsüne bastırdığını ve yataktan kalkmasını engellediğini söyledi. 11 ay sonra Ağustos 1969'da benzer bir olay daha yaşandı. Ailesi Annelise'i aile doktorları Dr. Bock ve sonrasında da beyin cerrahisi Dr. Luthi'ye götürdü. Dr. Luthi tomografi ve EEG çekmesine rağmen hiçbir şey bulamadı. İki doktorun da vardığı ortak kanı bunun bir çeşit nöbet olduğuydu. Bunu takip eden 2 yıl içerisinde 1970 ve 1972 yıllarında birer kriz daha geçirdi. Bu sırada kendisine 2 tane ilaç verildi. Biri çırpınmayı önlemek için bir antikonvülsan, diğeri de nöbeti önlemek için dilatindi. Her iki kriz esnasında da yine aynı şekilde EEG ve tomografi çekilmesine rağmen hiçbir şey bulunamadı. Bu süreç içerisinde arkadaşları Annelise'in çok içine kapandığını ve kendisini dine verdiğini söylediler. 1973 yılına gelindiğinde ise olaylar tamamen ayrı bir boyuta geçti. Annelise yatak odasında tıklama sesleri duymaya başladı. Aynı şekilde kardeşi de duyuyordu. Hatta dahası Annelise bunların kendisini cehenneme çağıran sesler olduğuna inandığını söylemişti. Annesinin iddiasına göre bir gün Annelise, Meryem Ana'nın küçük bir biblosuna bakarken gözleri tamamıyla siyaha ve elleri ise pençeli hayvan eline dönmüştü. Pençeli hayvan eli. Pençeli. Yani bunlar çok basit bir şekilde göz yanılması da olabilir yani. Hani onun ailesinin, özellikle de annesinin yaşadığı stresi göz önüne alırsak gayet mantıklı yani bir hayal ürünü olması. Ya da Annelise siyah gözlü çocuklardan biri de olabilir. Eylül 1973'te Annelise Dr. Luthi'yi ziyarete gittiğinde şeytan suratına benzer görüntüler gördüğünü, onların kendisine işkence ettiğini ve sanki içinde şeytan varmış gibi hissettiğini söyledi. Aynı zamanda sürekli olarak yanmış gübre kokusu duyduğunu da iletiyordu. Ve etrafındaki insanlar da bunu doğrular nitelikteydi. Yanmış gübre kokusu ne ya? Sen hiç... Yanmış gübre kokusu biliyor musun? Annelise'in annesi Dr. Luthi'ye bunları anlattığında doktor dini bir görevliye danışmaları gerektiğinin daha doğru olacağını belirtti. Ancak sonradan Dr. Luthi mahkemede savunma yaparken bunları yalanladı. Ama doğru ya da yalan, aile bir papaz aramaya çoktan başlamıştı. Ve sonunda Rahip Alt isimli bir papaz bulundu. Kasım 1973'te Annelise bir psikiyatrist ve nörolojist ile görüştü. Psikiyatrist ona epilepsi hastalığına sahip olan bir sinir hastası teşhisini koydu. Bir başka nörolojist Annelise'in epilepsi olduğu için onun kullandığı ilaçlardan bazılarını değiştirdi ve yükseltti ve dozunu arttırdı. Temmuz 1975'te Annelise'in aşırı garip davranışları daha da kötüleşmeye başladı. Çok az uyuyordu ve bütün gece boyunca dua ediyordu. Örümcek ve sinek yiyor, kendi idrarını yalıyordu. Ve söylentilere göre gün içinde yüzlerce kez çömelip kalkmaktan dizleri paramparça olmuştu. Yani örümcek yiyor ve sinek avlıyordu. Aynı bir kurbağa gibi, öyle mi? Hasta. Yani... Şeytan ya da hasta bilmiyorum. Hasta olması, şeytan meytan değil. Bildiğin kız hasta yani. Duvarlarda din ile ilgili ne varsa her şeyi parçalıyordu. Aynı zamanda da kardeşini duvardan duvara fırlatacak kadar da güçlü bir hale gelmişti.
Ailesi bunun insan dışı bir güç olduğunu savunmaya başlamıştı. Bir keresinde bir bütün elmayı tek eliyle hiç çaba sarf etmeden paramparça ettiği söylendi. İşte bu imkansız bir şey. Hatta YouTube'da bununla ilgili challenge videoları da var. Sen elinle, tek elinle elma parçalayabilir misin? Bilmiyorum, bence bu tırnaklarla biraz zor gerçi ama senin. Yok yok, elmayı şöyle düşünürsen, hani spor yapmışsın falan da olduğu için ben yaparım diye düşünüyorum. Yapamazsın. Bu arada bunu araştırırken bu konuya denk geldim. Enes'in yaptığını iddia edildiği söylenen şeye. Ve elmanın nasıl parçalanabileceğine dair tek elle araştırmalar yaptım. Bunu parçalabiliyor değil musun? Denemedim bence ama. Deneyebiliriz. Bence deneyelim. Olur, deneyelim. Evet, şu anda deniyoruz. Sen iki elle deneyeceğim. Na. Buyurun, sulayalım. Şimdi yumuşattın, teşekkür ederim. Sular patlatıyormuş falan. Sulay da güçlüdür ha. Ya hani... Patlatıyor. Ezdin, ezdin, mahvettin elmayı. Olmuyor, yapacak bir olmuyor. Şey. Olmuyor. Meslektaşları tarafından şeytan çıkarma konusunda uzman olduğu söylenen Rahip Rodwick, Enes'in içine şeytan girdiğine emindi. Ve şeytan çıkarma ayini yapmak için yasa olarak izin almıştı. Bu ayin Rahip Rens isimli bir papaz tarafından yapıldı. 24 Eylül 1975'te ilk şeytan çıkarma ayini düzenlendi. Rahip Rens bazı ayinlerin seslerini kaydetti ve toplamda 42 ses kaydına sahip oldu. Şimdi bu kayıtlardan bazılarını dinleyeceğiz. Ancak önceden uyaralım ki bu dinleyeceğiniz kayıtlar bugüne kadar dinlediğiniz en rahatsız edici şey olabilir. Beni her zaman rahatsız etmedi. Dinledin mi? Dinledim tabii abi, dinlemez miyim? Beni rahatsız etmedi yani. Tamam. Bugüne kadar da videolarımda söylediğim gibi eğer bu tarz seslere, görüntü yok ama seslere ve konulara hassasiyetiniz varsa lütfen videonun devamını ya da en azından bu kısmını dinlemeyin. Ve size diyecek tamamen fırsatım kapıyı. Mayıs 1976'da Enes inanılmaz derecede kötü bir durumdaydı. Kafasını duvarlara vuruyordu, kendisini ve başkalarını ısırıyordu. Bu yüzden ailesi onu kendisine daha fazla zarar vermemesi için bağlamak zorunda kaldı. Dahası kesinlikle yemek yemeyi reddediyordu. 36 kiloya düşmüş olmasına rağmen ailesi onu bağlamaya çalışırken bile direniyor ve başarılı da oluyordu. Çok yüksek ateşi olmasına rağmen de doktor ziyaretlerini reddediyordu. 30 Haziran 1976 yılında Enes'e bir şeytan çıkarma ayini daha yapıldı. Ertesi gün ailesi odasına gittiğinde ölmüştü. 67 şeytan çıkarma ayininden sonra Enes 23 yaşında 30 kilo olarak hayatını kaybetti. Yani bu inanılır gibi bir şey değil ya. Hani gerçekten üzücü bir şey yani. Paranormali falan bir kenara bıraktım. Evet, gerçekten çok üzücü ve şimdi de videonun devamında işin birazcık da bilimsel ve tıbbi kısmına değineceğiz. Benim sevdiğim kısımlar. Aynen. Eminim ki şeytanla falan pek alakası olan bir şey çıkmayacak sonunda yani. En başta bahsettiğimiz gibi Enes çok katı bir Katolik aileye sahipti. Babası papaz eğitimi almıştı. Üç kız kardeş de rahibeydi ve annesi obsesif derecede dindardı. Doğal olarak Enes çok katı ve sıkı Katolik kuralları ile büyümüştü. Annesi Anna ve babası Yosef nişanlıyken evlilik dışı bir kız dünyaya getirmişlerdi ve bu kendi ailesini utanca boğduğu için Anna evlenirken siyah bir duvak takmaya mecbur edilmişti. Evlilik dışı dünyaya gelmiş olan kızları Marta ise 8 yaşında ölmüştü. Enes okul hayatında oldukça başarılı bir öğrenciydi. Sürekli gülümsüyor, herkese iyilik yapmaya çalışıyordu. Ancak ailesinin baskılarından dolayı Meryem Ana sendromu olarak adlandırılan bir psikolojik durum içine girdi. Dünyada olan bütün kötülüklerden kendisini sorumlu hissediyor ve karşısına çıkan insanların sorunlarını hissetmek için kendisine eziyet ediyordu. Büyüyünce öğretmen olmak isteyen genç kızın lisede doğal olarak erkek arkadaşı oldu. Aşırı dindar olan annesi direkt araya girerek Enes ile sevgilisini ayırdı.
ve kesinlikle evlilik öncesi bir ilişki olmaması gerektiği konusunda baskı yaptı. Tüm bu baskılar ve yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Alice günün sonunda bu bahsettiğimiz garip davranışları göstermeye başladı. Şeytan çıkarma ayinlerinin yapılmasını iki kere reddetmesine rağmen ailesi onu dinlemedi. En son yapılan ayinde zaten zatüre olan ve 30 kiloya düşmüş olan Alice hayatını kaybetti. Alice'i tanıyan arkadaşların ise öldüğünü duyunca ilk söyledikleri şey "onu öldürdüler" olmuştu. Yani bu inanılmaz bir şey ya. Hani 23 yaşında gencecik bir kız ölüyor yani. 30 kiloyken ölüyor. Hani zatüreden, psikolojik sorunlarından dolayı ölüyor yani. Bu inanılmaz derecede... Yani ben daha önce yaptığım bütün geyikleri bir kenara bırakıyorum. Soruşturma sonrasında savcı, Alice'in ölümünden bir hafta önce bile bu durumun önlenebileceğini ileri sürmüştü. Adli tıp raporlarına göre ise Alice'in ölümüne sebep olan şey yetersiz beslenme ve ateşli zatürreydi. 1976'da devlet, Alice'in ebeveynleri ve rahipler Ernst Alt ve Arnold Drenz'i ihmalkar bir cinayetle suçladı. Bu arada Alice'in cesedi gömülmüştü. Dava sırasında 11 ay boyunca ölümüne yol açtığına inanılan şeytan çıkarma ayinlerinin ses kayıtları dinlendi ve incelendi. Ebeveynler ve avukatları kilise tarafından destekleniyordu. Devlet ilgili tarafların hapse gönderilmemesini tavsiye etti. Bunun yerine rahipler için para cezası önerilirken ebeveynlerin Alman ceza kanununun bir kriteri sayılan yeteri kadar acı çektikleri için cezadan muaf tutulmaları gerektiği sonucuna vardı. Duruşma 30 Mart 1978'de başladı ve yoğun ilgi gördü. Mahkeme sonunda verilen karar, şeytan çıkarma ayini düzenleyen iki papaz ve Alice'in ebeveynleri için 6 ay hapis cezası ve 3 yıl şartlı tahliyeydi. Hapis cezaları sonrasında 3 aya düşürüldü. Her ne kadar paranormal olaylara inansam da ciddi olarak Alice Michel'in ölümünde aşırı derecede ihmal görüyorum. Alice Michel tedavi edilebilirdi. Kendisi istemiyorsa ailesi tarafından zorla hastaneye yatırılabilirdi. Sonuçta burada yüzyıllar öncesinden bahsetmiyoruz. Aslında kısa bir süre öncesinden bahsediyoruz. Yani 40-50 yıl öncesinden bahsediyoruz. Öyle. Hani yani tamam 40-50 yıl öncesinin hastane olayları şu anki gibi olmayabilir belki. Biraz daha düşük teknolojiler vesaire bunlar olabilir ama sonuçta hani bu kız bir şekilde iyileştirilebilirdi. Ancak enteresan bir iddiaya göre, bunu da eklemeden edemeyeceğim. Papazın, bu ayinleri düzenleyen kişinin söylediğine göre, iddiasına göre Alice bu şeytan çıkarma ayinleri esnasında ismini asla bilemeyeceği bazı papazların ve rahiplerin, kiliseden zamanında kovulan rahiplerin isimlerini söylemiş. Artı olarak arkadaşlar bir diğer enteresan konu daha, şu an söylemem diken diken oldu böyle. Alice, şeytan çıkarma filmlerini izleyenler varsa aranızda, ki Işıl'ı ben 6 yaşındayken izletmiştim. Evet, benim bütün psikolojim bozan insandır yani kendisi. filmleri izliyorsanız siz de, ki benim videolarımı takip ediyorsanız muhtemelen izliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Genelde şeytan çıkarma ayini uygulanan kişiler bilmedikleri dillerde bazı kelimeler söyler ve cümleler kurarlar. Aynı Alice Michel de bu şeytan çıkarma ayinleri esnasında kayda alınan ses kayıtlarında Alice Michel'in Çince ve Flemençe konuştuğu tespit edilmiş. Tamam. Söylediklerim mantıklı, gayet şeytan meytan muhabbetine falan giriyor ama yani hani 67 tane şeytan çıkarma ayininden sonra o kız nasıl beynini rahat bir şekilde tutsun? Ki onu da geçtim zaten. En başında bütün problemleri başlatan şey dindar olan ailesi yani. Ailesinin yaptığı baskılardan dolayı kızın psikolojisi bozulmuş. Artık nasıl yetiştirirlerse kız yani. Ve doğal olarak sen de o sesleri çıkarırsın arkadaşım. Yani bilmiyorum, işin tıbbi kısmı, paranormal kısmı, dini kısmı tamamen farklı bir konu ama inandığım ve bildiğim tek bir şey var. Alice kesinlikle tedavi edilmeliydi. Kesinlikle. Yani bu gerçekten inanılmaz derecede üzücü bir hikaye yani. Böyle tüylerim diken diken oldu gerçekten Işıl anlatırken. Hani bilmiyorum. Tabii ki biz çok genç yaşta hayatını kaybettiği için Alice diyoruz ama kendisi şu anda yaşasaydı babamla aynı yaşta olacaktı. Aynı sene doğmuşlar. Babam 75 yaşında doğdu. Ay deli misin? Babam 52'li ya. 52'de doğdu.
Yetiş peşine. Yalnız şöyle ilginç bir olay var ki bu konuyla ilgili. Enes Michel'in yaşadığı bu olaylar ilk çekilen Exorcist filmiyle hemen hemen aynı zamanlara denk geliyor. Evet, Enes'in olayları aşağı yukarı 69-70'li yıllarda başladı. 72 ve 73 yıllarında krizleri daha da arttı. Ve Exorcist filmi de 73 yılında yayınlandı. Yani, şu anda tüylerim diken diken oldu. Hani Exorcist filmi yayınlandıktan sonra sonuçta bu kız öldü yani. Evet, aynen öyle. Neyse, çok uzattık arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.